Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Soru çözümlerimizi kesmeden devam ediyoruz. Sizler için ilk konulardan 7 tane güzel soru hazırladım. Son soruyu ben size ayırdım. Bakalım doğru yapabilecek misiniz? Doğru yapana ben kalbimi bırakacağım. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. 7 tane güzel soru. Bakıyoruz. İlk sorumuz tarihe yardımcı birim dalları ile ilgili. Bakalım. ÖSYM tarafından biliyorsunuz ki derece ediliyor. Soruya baktığımızda aşağıda Aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisi? Toplulukların kültürünü, örf ve adetlerini inceleyen bilim dalıdır. şıkkına baktığımızda paleografya. Paleografya kültür bilimi değildir. Paleografya eski yazı bilimidir. Değerli arkadaşlarım o yüzden ne yapıyoruz? Bunu eliyoruz. Filoloji dil bilimi olarak bilinir. Bunu da eledik. Bizden kültür bilimini istiyor. Epigrafi kitabı bilimi olarak bilinir. Bunu da eledik. Etnografya'ya bırakalım. Kronoloji zaman birimi olarak bilinir. Değerli arkadaşlarım toplumların kültür yapısını inceleyen bilim dalı etnografya olacaktır. Yani cevabımız D şıkkı. Geldik diğer sorumuza. Sorumuz tarihin sınıflandırılması ile ilgili. Aşağıdakilerden hangisinde zamana göre sınıflandırma yapılmıştır? Zamana göre de zamana göre tarihte biz ne yapacaktık? Anahtar kelimelerimiz nelerdi? Çağ, yüzyıl, devir, ve dönemdi değil mi? Bakalım şimdi. Anadolu tarihi bize belli bir coğrafya verilmiş. O yüzden Anadolu tarihi mekana göre tarihe girer. Bunu eridik. Orta Asya'da sözlü hukuk. Orta Asya'yı vermiş bize mekan sözlü hukuk. Konu olduğu için mekan ve konu. Avrupa kültür tarihi mekan konu. Mezopotamya siyasi tarihi mekan konu. Orta çağ tarihi Cevabımıza ulaştık mı değerli arkadaşlarım? Ulaştık sınavlarda da böyle yapın. Şu dört kelimeyi unutmuyoruz. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Orta çağ tarihi zamana göre tarihtir. Devam edelim diğer sorumuza şimdi. Mezopotamya'da teokratik monarşiyi yıkarak mutlak krallık yönetimini oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi biz bu soruyu nasıl yapacağız? Eminim ki duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Babil kralı Hammurabi şunu dile getiriyor değerli arkadaşlarım. Ben gücümü dinden değil ordudan alacağım. Ve böylece demokrasiyi yıkıyor. Gücünü ordudan aldığına göre artık layık sisteme geçecek. Mutlak krallığını oluşturacaktı. Asurlar ilk koloniciler olarak bilinirler. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Ayrıca Asurlar yazıyı Anadolu'ya götüren uygarlıktır. Eremler maden ve seramcilikte gelişmişlerdir. Sümerler medeniyeti başlatan e, ee, uygarlık olarak bilinir. Sümer şehir devletlerine verilen isim site onların başındaki kişi patesi ya da ensidir. Sümerlerin ziguratları zaten oldukça ünlüdür. Akatlar tarihte ilk düzenli ordu ve ilk imparatorluğu kurmuşlardır. Bilinen kralları Sargon'dur. Babiller Hamurabi kanunlarını az çok hepimiz biliyoruz. Ayrıca Babil Asma Bahçeleri en önemli eserlerindendir. Cevabımız burada B şıkkı. Geldik diğer sorumuza. Eminim ki bu filmi izlemişsinizdir. İzlemeyenlere tavsiye ediyorum. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi ilk Boğaz Savaşı olarak bilinen Truva Savaşı'nda Çanakkale Boğazı'na saldırmıştır. Şimdi Fenikeliler denizciler olarak bilinir. En önemli yani dünya tarihine kazandır, kazandırdıkları en önemli katkı Fenike alfabesiydi. Girit uygarlığında bilmemiz gereken Kunasos Sarayı'ydı. Yani onlara ait bir saray vardı. Mısır uygarlığı. Mısır uygarlığı biliyorsunuz ki dışa kapalıydı. Neyden dolayı? Coğrafi konumundan dolayı. Mısır krallarına verilen isim Firavundur. Zaten e, Firavunların yetkileri biliyorsunuz ki sınırsızdı. Ve ayrıca hiyerografi yazısını bulan uygarlık olarak da bilinir. E, İyonlar özgür düşünce ortamının olduğu uygarlıktır. Dünyanın yedi harikasından biri olarak bilinen Artemis Tapınağı e, bu uygarlık döneminde inşa edildi Efes'te. Cevabımız burada Miken yani Aka uygarlığı olacaktır. Truva Savaşı'nı zaten az çok hepimiz biliyoruz değil mi? Filmini izlememler izlesin. Büyük komutan aşırı göreceksiniz orada. Biraz da orta çağdan bahsedelim. Şöyle. Orta çağ milattan sonra 375 375 ile 1453 tarihleri arasındaki zaman dilimidir. Diyen bir tarihçi aşağıdaki terimlerden hangisini bu dönemdeki olayları anlatırken kullanamaz. Endürücaz ne demekti? Endürücaz cennette yer vaat etme. Yani bir nevi af kağıdıdır değerli arkadaşlarım. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu salaklar nasıl inanmış? Böyle bir şey yok. O dönemde din çok ama çok etkiliydi değerli arkadaşlarım. Papa ve Kilis her şeyin üstündeydi. Yani beyinleri kolayca yıkanabiliyordu. Skolastik düşünce. Ne demek skolastik düşünce? Ne demek? Dinin dışına çıkamayan düşünce demektir. Yani bilim ve sanatla uğraşamazsın demektir. Bu da gitti. Aforoz ne demek? Aforoz papanın yetkiyi kullanarak bir kişiyi dinden çıkartmasıdır. Dinden çıkarma. Peki enter ne demek? Papanın ülkedeki tüm faaliyetleri durdurma gücü demektir. Yani kralı bile dinden çıkarabilir papa. Hümanizm bırakalım. Engizisyon papanın yargıyı elinde bulundurması demektir. Mahkemeler de var biliyorsunuz ki Engizisyon mahkemeleri. Ancak hümanizmden bahsedemeyiz. Hümanizm insan ve doğa sevgisidir. Rönesansla birlikte başlayacaktı. Başlatan kişi Petrarka olacaktı değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Orta çağda değil yeni çağda olacak. Diğer sorumuz şöyle. Kalın. Özellikleri verilen Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? 13. yüzyılda Cengiz Han'a itaat eden ilk tür topluluğudur. Dünyanın en uzun desanı olan Manas desanı bu tür topluluğuna aittir. Cevabı zaten Manas desanından eminim ki çıkarmışsınızdır. Değil mi? Şimdi Kazaklar yani Kazakistan değil mi? Rusların güdümünde kalmışlardı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldıktan sonra artık yavaş yavaş tarih tarihsine çıkacaklardı. Tamam bu ne dedik? Kıpçaklar yani kumanlar en önemli sözlükleri Kodex Komanikus'tur. Memlük ve Eyyubi ordusunda yer almışlardır. Ayrıca Rusların Igor desanına da konu olmuşlardır. Kimekler hakkında pek fazla bilgi yok değerli arkadaşlarım. O da Türk topluluğu olarak bilinir. Karluklar İslamiyet'i benimseyen ilk Türk topluluğudur. Karıştırmadık değil mi? İslamiyeti benimseyen ilk topluluk Karluklar, İslamiyeti benimseyen ilk Türk devleti İtil Bulgarları, Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk İslam devleti Karahanlılardır. Talas Savaşı ile Müslüman Arapların safına geçmişlerdi. Kırgızlar. En önemli destanları Manas. Peki Kırgızlar kimlere son vermişti? Tabii ki Uygurlara son vermişlerdi. Cevabımız burada C şıkkı olacaktır. Şimdi gelelim sizin için hazırladığım soruya. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bakalım ne demiş. Güneşin battığı yere kadar zapt ederim diyerek Bizans'a meydan okuyan Avrupa'nın devletinin kağını Doğu Roma'yı dağılma baskı altında tutmuş Batı Roma ile iyi münasebetler kurmuştur. Şimdi sizin için hazırladım. Cevabı vermeyeceğim değerli arkadaşlarım. Ruha, Olduz, Balamir, İrnek, Moncuk. Cevabı ben sizden bekliyorum. Sevgili arkadaşlarım diğerleri hakkında bilgiler vermeyeceğim. Çünkü bilgiler verirsem direkt cevaba ulaşacaksınız. Güneşin battığı yere kadar zapt ederim diyerek Bizans'a meydan okuyan Avrupalı Devleti'nin kahanı kimdir? Bu kişinin politikasını bu kişinin politikasından bahsetmiştik. AYT önemli konular serisinin ilk konusundan bahsetmiştik değil mi? Doğu Roma'yı daima baskı altında tutup Batı Roma ile iyi ilişkiler kuran. Cevabı ben sizden bekliyorum. Hadi bakalım. Sonraki paylaşımda teyit edilmemiz gelecek. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.